güzel bir İstanbul günde pikniğe geldik. Evet. Şimdi buraya böyle yayılmayı düşünüyoruz yani. Sanatçımız Jine'yi de gördüm, evet, yanınızda, yönetmenimizle birlikte. Galiba yine sürpriz bir projeyle Mustafa Ceceli'yi göreceğiz. Evet, şimdi Jine, Kuzey Iraklı kendisi. Zohok'tan geldi. Bilal Son Ses'in bir şarkısını düet olarak seslendiriyoruz. Biliyorsunuz düetlerimiz meşhur. Çok da güzel bir şarkı. Şarkının içinde diye geçti bak bir yaz daha diye. Yaz da bitmek üzere zaten. Tam böyle Ağustos'un son haftasında şarkıyı çıkarmış olacağız. Yeni bir parça galiba, daha önce söylenmemiş. Daha önce söylemedik. Şarkımızın adı İmtiyaz. Onu da buradan ilk defa duyurmuş olalım. Çok da hoş bir parça oldu. Jin'in sesi, siz de dinlediğinizde göreceksiniz, çok böyle kadife gibi bir ses. İnşallah herkesin çok beğeneceğini düşünüyorum. Kendisi Türkçe biliyor mu peki Jin Hanım? Benim Türkçe iyi değil, ondan dolayı İngilizce konuşuyor. Mustafa Bey'le düet yaptınız, neler söyleyeceksiniz? Türkiye'nin en önde gelen sanatçılarından birisidir. It was a little bit of surprise. Our commission was like, my plan was to start my career from the bottom. I released one of my songs in Kurdish, which is my mother language. The second song I wanted to be Turkish because Mustafa Bey has always been an idol and I really wanted to make a duet with him. Tabii translate. Yeah. Biraz enteresan oldu diyor. Yani en alttan başlamış birisi olarak ilk şarkımı ana dilimde Türkçe olarak söyledim. İkinci şarkımı Mustafa Bey'le yapıyorum diyor. Biraz da diyor bu benim için heyecan verici ve enteresan diyor. Peki Mustafa Bey, yeni jenerasyonla yaptığınız düetler konuşuluyor. Çok büyük destekler de vermiş oluyorsunuz aynı zamanda. Bununla ilgili yurt içinde ve yurt dışında birçok sanatçıyla çalışıyorsunuz. Son örneği Jine olacak. Evet. Jine oluyor. Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Şöyle, biliyorsunuz Sezen Aksu ekolünden geliyoruz. Ben kendisini 2004 yılı sonundan beri müthiş bir müzikal yolculuk yaşıyorum. Halen daha da yaşıyorum diyorum. Onun okuluna girdiğin zaman mezun olamazsın, biliyorsun. Girmek var, çıkmak yok. Onun da hep prensibi neydi? Hep destek olmak. Yetenekli insanlara, yetenekli müzisyenlere ve bugün bir bakıyorsunuz Sertab Erener, Levent Yüksel, rahmetli Harun Kolçak, Aşkın Nuri'ye baktığında bir sürü insanı kendi okuyacağı, kendi okuyup hit yapabileceği şarkıları onlarla paylaşarak isimler meydana getirdi. Biz de o ekolden gelerek diyoruz ki müziği 2020-2030'lu yıllara götürürken biz de bir şeyler yapalım. Çorbada tuzumuz olsun, elimizden geldiğince hem yeni nesilde bizimle bir buluşmamız oluyor. Hem de senin de söylediğin gibi global olarak artık sınırlar kalmadı. Sosyal medya çağındayız. Eskiden olduğu gibi şarkıları tanıtmak için ciddi efor harcamamıza gerek kalmıyor. O yüzden ben de tüm dünyadan, dünya müziğini paylaşabileceğim sanatçılarla çalışmalara devam etmek istiyorum. Peki İmtiyaz şarkısının klibi çekildi mi? Klip çekilecek mi? Klibi çektik hatta, yönetmenimiz Muhammed Züri, o da burada. Sen istersen klipten biraz, evet, bahset. Evet, nasıl bir klip oldu Muhammed Bey? Bu bizim bir senaryomuz vardı yani, ayrıyeten yani insanlarla ilgili bir şey değil. Mesela bir mad bir şekilde, mesela bir perde ya da bir camla ya da bir herhangi bir mad, yani ruhsuz bir şeyle anlatmak istedi bu klibi. Bu klip de çok güzel çektik, çok güzel oldu. Bence çok da güzel bir klip olacak. Umarım öyle de olacak. Bekliyorum montajı sabırsızlıkla. %100 yakında. Ne zaman peki çıkış, ne zaman olacak şarkı, ne zaman tahmin çıkacak? Ediyoruz ya bu hafta sonu ya da Ağustos'un son haftasında paylaşmış olacağız. Peki o zaman şimdiden hayırlı olsun diyelim İmtiyaz şarkısı Jine Hanım. Muhammed çok Bey, Mustafa Bey, çok sağ olun. Arkadaşlar ben de buradan yola. Antalya'ya gidiyorum. Hı hı. Ya biliyorsunuz ülkemiz acayip bir durumun içinden geçti. Yani hepimiz, ya sabah kalktığımda ben böyle yüzü gülen bir insan var mıydı bilmiyorum 2-3 haftadır. Ben Marmaris'teydim olay olduğunda. Havalimanından indim. Kaptan dedi ki, abi dedi, yangın var. Dedim nerede ya, İçmeler tarafında. Biz de düşündük ki yani kontrol altına alınır ve biter. Konser alanımıza 35 kilometre vardı. Biz yolu gittik. Ben otele vardığımda kafamı yukarı kaldırdım. Her taraf duman. Dedik ki etkinliği yapmayalım. Yani her anlamda yapmayalım. Bu sırada haberlere baktık ki ülkemiz bir felaketle karşı karşıya. Dönüp ben de acizane tema vakfına bir yardımda bulundum. Çünkü elimizden gelen oydu. Ben bütün sanatçıların çok özveriyle bu süreçlere destek olduklarını düşünüyorum. Ve bu noktada insanların ayrıştırılmasını da doğru bulmuyorum. Yani sanatçılar hepimiz bu ülkenin evladıyız. Bu ülke için buradayız.
O yüzden her kim gönlünden ne koptuysa, neyle yardımcı olmaya çalıştıysa hepsinden Allah razı olsun. Şimdi de malum sel felaketleri var. Biz de bunları müzikle aşmayı, müzikle bir parça yaralara merhem olmaya çalışıyoruz. Bugün Manavgat'a gidiyorum ben de. O Manavgat'ta ilk konser olacak galiba, büyük evet, yangın sonrası. Evet, yangın sonrası ilk etkinliğimiz olacak. Oradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimizle buluşacağız. Peşine Tekirdağ'a gidiyoruz. Oradan Yalova'ya gidiyoruz. Böyle bir tur periyodu var. Tur periyoduna girmeden önce evet yangınlar oldu, sel felaketleri oldu ama sanatçılarımız sahne alırken de derneklere, işte ormanlarımıza çok büyük katkıda da bulundular gelirleriyle. Şimdi yeniden Türkiye düzeldi diyebiliriz. Konser maratonu nasıl oluyor Mustafa Ceceli'nin? Uzun zaman sonra pandemiden çıktık. Çünkü tam böyle bir sıkı bir tempoya girdiğiniz anda ertelemelere evet, başladık. Evet, yine başladı ama şimdi yeniden başlıyor. Ya şimdi tesadüf ki önce Manavgat'ta, ardından da Marmaris'te yangın sebebiyle ertelediğimiz iki etkinliği yapacağız. Ondan sonra Tekirdağ, Yalova, ay sonunda da belki bir Diyarbakır'a gideceğiz. Ondan sonra Eylül başında Afyon'da yine Motofest var. Onu da pandemiden dolayı iptal etmiştik. Ertelediklerimizi teker teker yeniden yapıyoruz. Ayda ortalama kaç konser veriyor peki Ceceli Mustafa? Şu anda 15 civarında. Yani ayın yarısı dolu diye düşünebiliriz. Ama tabii ürküyoruz. Vaka sayıları artıyor. Yani umuyorum bir daha tekrardan bir kapanma periyoduna girmez. Bu hepimiz için geçerli. Yani sizler için de bizim için de Türkiye'deki bütün endüstri çok zorlanıyor. Ya açık söyleyeyim, bu sabah Arı'nın okulundan mail geldi. Kıyafet, kitap ve servisle ilgili. Ya nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Dedim ki ya yani ben. Çünkü Arın diyor ki baba diyor ben okula gitmek istiyorum. Diyemiyorum ki ya biz okulu kırmak için nasıl kırsak diye yol arıyorduk eskiden. Sen gitmek istiyorsun ya, bu beni çok etkiliyor şu anda. O yüzden bütün sektörlerin canlanması, hayatın normale dönmesi. Yani şimdi sadece kendi sektörümüzü düşünürsek bencillik de etmiş oluruz. Herkes çok zorlandı bu periyotta. Öncelikle Allah ülkemize her türlü felaketten korusun, başımıza başka şeyler de gelmesin. Bu pandemi illetinden de kurtulalım. Biz şarkılar söyleyelim, düetler yapalım. İnsanların kalplerine müzikle girelim. İnşallah. Çok çok teşekkür ederiz size. Biz size teşekkür ederiz. Çok sağ olun Mustafa Bey. Çok sağ olun.